Arkadaşlar herkese selamlar. Bootstrap sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 37. dersindeyiz. Bu dersimizde Bootstrap'taki kart klaslarını sizlerle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Bu kartlar nasıl bir şey? Kişi kartları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kişi kartı olmaksızın normal bir yazıyla da kullanabilirsiniz bunları. Yani tasarımımıza kalmış bir şekilde herhangi bir şekilde bu kartları oluşturabilir, kullanabilirsiniz. Ya da örneğin bazı internet sitelerinde işte üyelik gerektiren internet sitelerinde görüyorsunuzdur çeşit çeşit paket programlar oluyor işte başlangıç paketi, orta paket ya da e, bitiş paketi gibi 3 tane paket olduğunu düşünün mesela bunları işte kara kara şeklinde kartlarla yapabilirsiniz, bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz başlayalım arkadaşlar, teker teker kartları bir inceleyelim sizlerle. İlk olarak hemen basitçe başlayalım. Division diyorum. Class'ımı açıyorum ve ben bunun bir kart klası olduğunu şu şekilde yazıyorum. Daha sonra bu kart class'ının içine arkadaşlar biz başlık, içerik ve footer şeklinde 3 tane başka klas ekleyebiliriz division'la. Yani div diyorum, class diyorum. Burası benim başlığım olacak diyorum. O yüzden geliyorum şöyle kart header şeklinde ben bunu yazıyorum. Buraya şöyle header diyelim başlık olsun. Daha sonra şunu kopyalayalım isterseniz. İkinci olarak ben body'mi oluşturacağım. Buraya da kart body diyorum. Şu şekilde onun içine de body diyelim. Burası da en son benim footer'ım olacak. O yüzden burası da kart footer şeklinde olacak. Geldim sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bizim şu şekilde header'ımız footer'ımız aynı renkte. İçinde de body şeklinde bir tane kartımız oluşmuş oldu. Buna isterseniz şöyle genişlik verebilirsiniz. Örneğin V25 diyelim. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın sayfanın %25'ini kaplayan bir kartım oluşmuş oldu. Bu şekilde bir kart oluşturabilirsiniz arkadaşlar basit olarak. Bunun dışında buna arka plan renkleri ataması gerçekleştirebilirsiniz. Hemen şöyle yapalım isterseniz. BG Danger diyelim mesela kart klasına Geldim sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi bütün her yer BG Danger şeklinde olmuş oldu. Bunu burada değil gelip şurada header'da kullanırsanız sadece Hedra vermiş olursunuz arkadaşlar. Kaydetmeyi mi unuttuk? Hayır şunu silmeyi unuttuk. Geldim sayfamı yeniliyorum. Bakın bu sefer sadece Hedra bunu vermiş olduk background ilgili kullanmış olduğumuz bütün classlar arkadaşlar sizler de buralarda kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaksızın. Şimdi şunu kopyalayalım. Bunu da yoruma alalım. Bunun üzerinden tekrar devam edelim. Şurada rengi siliyorum. Genişlik değerimiz kalsın. Geldim sayfamı yeniliyorum. Şu şekilde tekrar oluşturmuş olalım. Şimdi arkadaşlar kart body'nin içine bizim yazabileceğimiz çeşitli özelliklerimiz daha mevcut. Gelelim şu şekilde şu silelim isterseniz. Buraya arkadaşlar ben bir tane başlık elementi oluşturmak istiyorum. Mesela şöyle h5 diyelim. Ve buraya ben bir tane başlık yazmak istiyorum. Örneğin bootstrap diyelim. Bunun klasına şu şekilde geliyorum. Bu benim arkadaşlar kartımın title'ıdır. Yani kartre title şeklinde ben bunu belirleyebilirim. Şöyle sayfamı yeniledim. Bakın bootstrap şeklinde kart title'ım geldi. İsterseniz şu header'ları bir silelim, sadece body ile devam edelim. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar altına paragraf elementi koyabilirsiniz. Şöyle p diyorum. Bu da şöyle Bootstrap öğreniyorum şeklinde bunu da yazalım. Bunu dedikten sonra arkadaşlar bu p'ye de yine bir class atamasını gerçekleştirebiliriz. Bu da card-text şeklinde. Bu da benim kart yazımlık şeklinde bunu belirliyoruz. Bootstrap dedik. Bootstrap öğreniyorum şeklinde bunu yazdık. Link elementi ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. A ref diyelim. Diyez işaretimizi koyalım. Class diyelim. Boş bırakalım hatta önce. Şu şekilde. Devamını oku diyelim. Bunu bu şekilde yazmış olalım. Geldim Sayfamı yeniliyorum. Bakın devamını oku dedi. Üzerine gittim. Altı çizili bir şekilde bana bunu çıkarmış oldu. Buraya geliyorum klasa. Ben buna bu bir kart linkidir diyorum. Klasımı yerleştiriyorum. Sayfayı yeniledim. Üzerine geldim. Bakın gördüğünüz gibi altındaki o çizgi kayboldu. Ve bu şekilde bir şey bizim karşımıza çıkmış oldu. Bunu arkadaşlar buton özelliği de katabilirsiniz. BTN, BTN success diyelim. Geldim yeniliyorum gördüğünüz gibi bu sefer de ilk buton olarak bu bizim karşımıza çıkmış oldu Yani bunları bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar keşik kartları yapabilirsiniz Hemen isterseniz Şunu kopyalayalım Tekrar alt kısma Geçirelim Şimdi kartı oluşturduk arkadaşlar ben buraya aynı zamanda Bir de görüntü koymak istiyorum diyorum Şurada görüntü nokta png isimli bir tane avatar tarzı resmimiz mevcut arkadaşlar. Ben geliyorum buraya. Şöyle bir img diyorum. src dedikten sonra şöyle görüntü nokta png dosyamın ismini yazıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Geldim buna class diyorum arkadaşlar. Bu benim kart image'im olduğu için geliyorum şöyle kart image şeklinde bunu belirtiyorum. Geldim sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bizim görüntümüz kart imajımızın altında şu şekilde çıktı. Bunu şöyle bir kişi kartı olarak yapabilirsiniz mesela. Örneğin şunu devamını oku değil. CV görüntüle şeklinde değiştirelim. Daha sonra burada kişinin mesleğini yazalım. Örneğin yazalım. Mühendisi diyelim. Buraya da isim verelim. Ali Demir şeklinde bir şey yazalım. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın Ali Demir dedik. Yazılım mühendisi CV görüntüle şeklinde bunu da yazdırmış olduk. Yani bu şekilde bir kişi kartı oluşturma imkanımız mevcut arkadaşlar. Burada kart image için şöyle kart image tab şeklinde de bir klasımız var arkadaşlar. Geldim yeniledim. Bu da yine yukarıda olduğunu belirtiyor bizlere. Bunu yukarıya koyabileceğiniz gibi arkadaşlar. Batıma da koyabilirsiniz. Şöyle kart match bottom diyebilirsiniz. Bunu buradan alalım. Şuraya yapıştıralım. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bu sefer de bizim görüntümüz alt kısımda çıktı. Yazılarımız üst kısımda kaldı. Burada batım yerine normal image'i de kullanabilirsiniz. Şu şekilde yine alt kısımda kalacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Şunu tekrar buradan alalım. Division'ımızın üstüne yapıştıralım. Tekrar şöyle tap diyelim arkadaşlar. Buna overlay özelliği ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani üst üste çakışma gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben şuradaki div card geliyorum. Buraya şöyle card-image overlay diyorum arkadaşlar. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bu da görüntünün arka planda kalması. Yani yazıyla görüntünün üst üste çakışması, overlay olması olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi herhangi bir farkı yok. Yine şöyle üstüne geldiğimde CV görüntüle deyip bu kişinin sayfasına ulaşabilirim. Burada arkadaşlar bizim aynı zamanda şurada A elementimize ekleyebileceğimiz başka bir klasımız daha mevcut. Bu da arkadaşlar stretch link şeklinde. Kartre özür dilerim direkt stretch diyorum. Stretch link dediğimde sayfayı yenilediğimde bakın şu an dikkat edin arkadaşlar. Ben resmin üzerinde geziyorken mouse'umda el işareti, pointer işareti mevcut değil. Buraya geldiğimde pointer işareti oluyor. Sayfayı yeniledim. Ben şu şekilde görüntünün üstüne geliyorum. Gördüğünüz gibi el işaretim, pointer'ım benim karşıma çıkmış oluyor. Bu stretch link arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kartın tamamını tıklanabilir özelliğe getiriyor. Bakın resme tıkladığımda şurada diyez işareti çıktı yönlendirme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyor. Böyle bir kişi kartı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım isterseniz. Şimdi şunu tekrar yoruma alıyorum. Geliyorum ben. Bir tane division oluşturuyorum. Buna ben bir class ataması yapıyorum. Ve şöyle kart kolum şeklinde sınıfımı veriyorum. Daha sonra bunun içine geldim arkadaşlar. Bir tane daha division oluşturuyorum. Ve bu da benim Card Division'ım olacak. Daha sonra isterseniz bir renk verelim buna. Şöyle Danger diyelim. Bunu şu şekilde açalım. Bunu yaptıktan sonra tekrar ben bunun içine bir tane body oluşturmak istiyorum. Geldim şöyle. Div diyorum. Class diyorum. Daha sonra body şeklinde Class'ımı oluşturdum. Daha sonra altına gelelim ve şöyle P elementimizi oluşturalım. Birinci sütun şeklinde bunu yazalım. Geldim. Sayfamı yeniledim. Birinci sütun şeklinde gördüğünüz gibi benim şurada oluşturmuş olduğum yazım çıktı. Şimdi bunun aynısını kopyalayalım. Şöyle yapıştırdım. Danger olmasın. Success diyelim. Buna ikinci sütun diyelim. Geldim yeniledim. İkinci sütunum da burada oluştu. Yine aynı şekilde geliyorum. Bu sefer üçüncü sütun yapacağım bunu. Bu da primary olsun. Geldim sayfamı yeniledim. Üçüncü sütun da buraya yerleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Bir tane daha sütun yerleştiriyorum. Buraya dördüncü sütun diyorum. Bunu da secondary diyelim. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın gördüğünüz gibi otomatik olarak sıralama işlemi yaptı. Daha önce sütun mantığını sizlerle işlemiştik arkadaşlar. Birinci sütun, ikinci sütun şeklinde. Daha sonra üçüncü sütun, dördüncü sütun şeklinde devam etti. Ben buraya geldim şöyle. Şunları kopyalayalım. Tekrar yapıştıralım. İki tane daha sütun eklediğimde Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, dördüncü sütun. Şunları da 5-6 diye değiştirelim hatta kafamız karışmasın. 5 diyorum, 6 diyorum. Sayfayı yeniledim. 5-6 şeklinde bunlar oluşmuş oldu. Tekrar buraya geldim. Bir tane daha sütun ekleyelim. Bunu da ne yapalım? Ranger diyelim tekrar. 7. sütun olarak yazalım. Sayfamı yeniledim. Bakın bu sefer 3. satıra geçti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra 7.yi de buraya koydu. 8, 9 buraya gelecek. 10 dediğinde tekrar kendini şu 4. sütunu buraya atacak. Sıralama işlemini bu şekilde yapacak arkadaşlar. Bu da oldukça kolay. Daha önceden aşina olduğumuz bir özellikti. Şimdi şunu tekrar yoruma alalım. Aynısını yapıştıralım. Tamam şu yeterli olacaktır. Gelelim buraya. Birinci sütun diyelim. Daha sonra ben şunu kopyalamak istiyorum. Şöyle bir yapıştırdım. Burası da ikinci sütun olsun. Şimdi arkadaşlar bir tane daha koyalım hatta. Gönlümüz olsun. Üçüncü sütun diyorum. Bunlara renk verelim. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Yanlış yaptık evet. Şunları ben siliyorum dış division'ımızı yerleştirmedik. Orada bir hatamız oldu. Şuradan ben kopyalayayım direkt. Kart kolumuzla birlikte bunlar gelsin. Şimdi şuradan biraz bunları azaltabiliriz. 3 tane sütun yeterli olacaktır. Şu şekilde kaydedelim. Geldim yeniledim. 1-2-3 şeklinde biz bunları sıraladık. Şimdi tamamdır. Geliyorum ben buna biraz çoğaltıyorum. Şu şekilde birkaç tane sütunu arttıralım. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın gördüğünüz gibi birinci sütun birinci sütun şöyle uzun oldu. İkinci sütun üçüncü sütun şeklinde bunların altına geçmiş oldu bunlar alt alta. Şimdi ben bunların yan yana sıralanmasını istiyorum ve aynı büyüklükte olmasını istiyorum arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem çok basit. Şurada kart kolum yerine ben eğer ki kart deck dersem Bunlar otomatik olarak kendilerini yükseklik ve genişlik olarak eşitleyecekler. Görmüş olduğunuz gibi buradaki en uzun bizim en yüksek kolumumuz bu olduğu için bunlar da otomatik olarak kendini bunun yüksekliğine ayarlamış oldu. Bunun dışında çok basit bir şekilde arkadaşlar bunu kart tek demeyip eğer ki gelip buraya kart grup dersek bu sefer de bizim şuradaki boşluklarımız silinecek ve bunlar yan yana bir hizaya gelecekler. Yine aynı yükseklikte, aynı genişlikte olmuş olacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine kartları işledik. Bunlar da oldukça kolaydı arkadaşlar. Kişi kartları yapabilirsiniz bu şekilde. Az önce örneğini gösterdiğimiz gibi. Yani hayal gücü dediğim gibi örneğin bir tane site tasarlıyorsunuz. Kariyer sitesi gibi. Orada işte kişilerin görüntüleri var. ismi var. Hangi mesleği yaptığı var. Bir buton var CV'yi görüntüle şeklinde oradan bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ya da dersin başında söylediğim gibi bir tane internet sitesi tasarlıyorsunuz ya da bir yazılım satıyorsunuz işte. Paketler var. Gümüş paket, platin paket ya da gold paket şeklinde. Bunların işte özelliklerini bu kartlara yazarak bunları işte satın al şeklinde yönlendirme işlemlerini yapabilirsiniz. Çok uzatmayalım isterseniz. Uzun oldu zaten ama bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.